Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Enes. Bugün sizlerle beraber 7500 TL 8500 TL aralığındaki bantla nasıl bir PC toplarız, bununla alakalı bir video çekiyorum. Bu sistemi toplarken elimizde 1660 ve 1660 Super olacak. İkisinden birini tercih etmenizi isteyeceğim size ve buna göre bir fiyat aralığı biçtim kendi kafamda. 7500 ve 8500 TL aralığında bir fiyat bandı diye düşünüyoruz bu videonun başlığını. Bundan dolayı da sizin de böyle izlemenizi tavsiye ederiz. Videomuzu geçmeden önce size söylemem gereken bir şey daha var. Yorumlarda kendinizin nasıl bir PC toplayabileceğinizi söylerseniz veya hangi fiyat aralığında PC'ler toplanmasını istiyorsanız yorumlarda belirtin. Biz de teker teker yapmaya çalışalım. Bir şeyleri başarmaya çalışıyoruz ister istemez sizin gibi. Ne kadar uygun fiyata bulabilirsek hem sizin için daha iyi olur hem diğer başka arkadaşlarımız için daha iyi olur. 10.000 TL değerinde bir bilgisayar toplamıştık önceki videomuzda. Ve bunun gerçekten pahalı olduğunu ben de düşünmeye başladım. Ama ekran kartımız 6.500-7.000 liraya yakın bir paraydı. Şu an ise 1.000 lira falan bir indirim mevcut aynı sitede. Ben de şaşırmıştım başlangıç olarak. 10.000 TL değil aslında 9.000 liraya falan düştü o. Yani aslında söylemem gereken de şöyle bir şey var. Ekran kartını ne kadar ucuza alırsanız zaten ister istemez bilgisayarın fiyatını ultra bir şekilde aşağı dibe çekmenizi sağlıyoruz. Bunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. İkinci el bir ekran kartı almaya kalktığımız zaman sıfırlardan daha pahalı olduğunu da söylemem gerekiyor. Bu yüzden biz de sıfır ekran kartlarını tercih etmek zorunda kalıyoruz. Şimdi karşımıza topladığımız bilgisayar geliyor. Evet arkadaşlar, başlangıç olarak Chrome'umuza giriyoruz ve bilgisayarımızı size göstermeye başlıyoruz. İlk başlangıç olarak ekran kartından bahsedeyim ve ona göre siz de bir yorum yapmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi elimde iki tane ekran kartı modeli var. İkisini de gösteriyorum size şimdi. Biri 1660 Super ekran kartı. Değeri 4900 TL. Bunu normalde 6000 liraya falan buluyorsunuz. Hatta daha da fazlasına satanlar var. Ancak Vatan'ın şu an resmi kendi sitesinde 4900 lira. Ancak vatan.com'dan alamıyorsunuz. Gidip Vatan'ın stoktaki mağazalarından alabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi 4900 liraya bir 1660 Super Ventus alabiliyoruz ki bu fiyat aralığı oldukça uygun. Mesela ayrıyetten diyor ki işlemci, anakartı, RAM ve kasayı birlikte alındığında diyor indirim uygulanacaktır diyor. Ben şu anki kurduğum sistemin aynısını Vatan'da topladığım zaman 1000 lira fazlasına tekabül ettiğini söylemem gerekiyor. İkinci bir öneri olarak da şunu gösterebilirim. 1660 Ventus var, 4500 lira. Arada 400 liralık bir fark var. Şimdi eğer derseniz ki 16 GB RAM yerine 8 GB RAM takayım, 1660 süperim olsun, İleride işte 1-2 ay sonra da bir 8 daha atarım kafasına girerseniz 1660 süper almanızı öneririm. Şu an topladığımız sistem zaten 7500-8500 aralığında bir sistem. Çünkü fiyatlar oldukça hızlı ve sürekli olarak değişiyor. İkinci olarak işlemcimize tekabül edelim hemen. İşlemcimiz i5-10400F 2.9 GHz'lik hıza sahip bir işlemci. Ki oyun bilgisayarı topluyoruz maksat olarak. Yani bu işlemci yeteceğini düşündüğümden dolayı bu işlemciyi seçtim. Üçüncü olarak da anakartımıza geçtik. Anakart olarak Asus Prime B460MK modelini kullanıyoruz. Bu anakartta fiyat performans ürünü olduğundan dolayı seçtiğimizi ve bir önceki videomuzda da bu anakartı kullandığımızı belirtmek istiyorum. Hemen bir sonraki ürünümüze geldiğimiz zaman yine bir önceki videoda kullandığımız Adata'nın 3200 MHz'lik bir RAM'i. Söylediğim gibi arkadaşlar, eğer paranız azsa RAM'i bir tane alın. En azından ekran kartınız çok iyi olsun. Yani bu kafada ilerlediğimden dolayı 8 GB RAM en azından şimdilik size yeterli olduğunu düşünüyorum. Birkaç ay sonra işte bir RAM daha takarsınız. Yani benim görüşüm bu tabii ki, ama derseniz ki benim son param bu, o zaman 16 yapın bunu, 1660 alın. O tabii ki sizin elinizde bulunan paraya bağlı olduğunu söyleyelim. Şimdi ise elimizde yine önceki videoda kullandığımız, bunların neden önceki videolarda kullandıklarımı söyleyeyim arkadaşlar. Çünkü bunlardan uygunları yok. Gerçek manada. Ve ayrıca amazon.com.tr'den alıyorum bunu. Yani ekstradan bir vergisi yok. Amazon.com'dan alsaydım bir gümrük vergisi ödemem gerekiyordu ülkeye geldikten sonra. Ancak TR olduğu zaman ne fiyat yazdıysan o fiyata geliyor. Bunu da belirtmek isterim. Belki arkadaşların kafası falan karışır. Kimin bilip kimin bilmediğini bilemiyoruz tabii.
Bir de ekstra olarak Frisbee'nin oyuncu kasasını aldık. 650 watt bir power supply'a sahip. Ki bu fiyata bu power supply gücünde bir şey bulamadım yani. Ve dış çerçeve bakımından baktığımızda da gayet güzel ve hoş göründüğünü de söyleyebilirim. Ben tasarımına bakarak değerlendirdim. Daha doğrusu tasarım ve fiyatına bakarak. Bu tabii sizin tercihiniz. Kasanızı değiştirebilirsiniz istediğiniz kasayla. Size bir de ekstradan bir tavsiye vermek istiyorum. Bu tavsiyemizde de tabii ki Acer'ın 165 Hz 1 ms'lik pivot oyuncu monitörü. Pivot ne demek arkadaşlar? İstediğiniz gibi yukarı aşağıya ya da döndürme şansınıza sahipsiniz. Mesela şu an ekranda olduğu gibi. Yani sizin gerçek bir oyuncu monitörü almanız anlamına geliyor bu monitörü almak. Ve fiyatı 1500 TL. Gerçekten fiyatının uygun olduğunu düşündüğüm bir monitör olduğundan dolayı bunu size gerçekten tavsiye edebilirim. Yine tabii ki farklı farklı monitörlerimiz var. Kişiden kişiye göre değişebilir. Ama ben bu monitörü beğendim derseniz bu monitörü de almanızı tavsiye ederim. Tabii ki bunların daha fiyat performans ürünlerini gösterebilirsiniz. Bu konuda zaten bir sıkıntı yok. Ayrıca bir önceki videoda bazı arkadaşlarımız Ayrıca bir önceki videoda bir arkadaşımız 3060 dizerim dedi 10.000 TL'lik PC toplama videomuza. Bu konuda haklı olabilirsin. Yani bu konuda yorumlarına falan her şekilde saygı duyuyorum. Ancak Türkiye içerisinde ben 2060'lı bir sistem ancak dizebiliyorum 10.000 liraya. Tabii ki mesela 1660 Super'i 5.000 liraya bulduk. Yani 2060'ı 6.700 lira gibi bir fiyata topladık. Ve hemen ardından da yani aradan yaklaşık 2 gün geçtikten sonra 6.700'lük fiyat 6.000 liraya falan düştü. Yani fiyat düşüp azalıyor. O yüzden artık net bir rakam yazmayacağım. İşte atıyorum 7.500-8.500 aralığında gibi bir fiyat bandında bundan sonra yazmaya başlayacağım. Bu da bilginize arkadaşlar. Bu işimiz de bittikten sonra elimizde farklı bir donanım kalmıyor ki bu hepsini topladığımız zaman ortalama 8.000 lira gibi bir para tutuyor. Düz hesap toplamak gerekirse işlemcimiz 1.200 lira. Anakartımız 750 liradan 2.000 lira diyelim. 500 lira SSD'miz 2.500 lira. RAM'imizi 300 lira olarak kabul edelim. 2.500-2.800 TL oldu. 2.800 TL ve oyuncu kasamızla beraber 2.800 artı 3.650 lira oldu. Yani 3.650 liraya diğer dış donanımları topladık. Ayrıyetten eğer 1660 süper alacaksanız 5.000 lira daha ekleyelim bu fiyata. 3.600 liralık fiyat oldu size 8.500 lira. Ben 8.500 liraya bu sistemi topladım. Eğer ben RAM'i arttırayım, ekran kartını kısayım diyecekseniz sizin bileceğiniz iş. Bu konuda size tavsiye vermem yanlış olur. Ancak benim tercihim şahsen 1660 süper almanız arkadaşlar. Eğer bu topladığım sistemi beğendiyseniz yorumlarda belirtin. Tabii şöyle de bir durum var arkadaşlar. Siz benim bu topladığım PC'nin farklı versiyonlarını kendi kafanıza düşünerek yorumlara yazarsanız eğer bilgisayar toplayacak bir arkadaşımız varsa ona yardımcı olmuş oluruz. O yüzden yorumlar kısmımızın önemli olduğunu düşünüyorum. Bundan dolayı yorumlar kısmına yorumlarınızı belirtin. Bunu kullansaydın daha iyi olurdu gibi şeyler duymak istiyorum. Yapıcı eleştirilere her zaman açığımdır. Bu konuda hiçbir sıkıntı yok. Şimdi ise videomuzu bitirelim. Evet arkadaşlar, topladığımız bilgisayar bunun gibi bir bilgisayardı. Yani size farklı farklı alternatifler sundum ve bu farklı farklı alternatifleri göz önünde bulundurdum. 1500 TL yakın bir paraya bile sistemimizi toplayabiliyoruz. Gözden geçirmenizi istiyorum. Ve ekstradan size bir de monitör tavsiyesinde bulundum ki o monitör benim de gerçekten hoşuma gitti. Biliyorsunuz ki önceki videoda 10.000 TL tutarında bir bilgisayar topladık ama onun piyasaya göre toplamıştık. Yani bunun piyasası, yani 1660 Super'in piyasası da aynı bu şekilde. Ama en azından 2000 lira fazla verip 2060 alacağımıza 3-5 FPS az alırız. 1660 Super alırız. Ve bu sayede en azından işte 2000 lira gibi bir kar elde ederiz diyorum. Videomuz buraya kadardı. Söylediğim gibi yorumlar kısmında yorumlarınızı belirtin. Nasıl bilgisayar toplamaları istiyorsunuz? Ne gibi şeyler bu kanalda görmek istiyorsunuz? Hepsini dikkate alacağımızı söyleyebilirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.